arkadaşlar. Bugün sizle pastane usulü pizza poğaça yapacağız. Buyurun başlayalım. Malzemelerini sayayım. Bir bardak sütümüz var. Ilık sütümüz. Bir bardak ılık suyumuz var. Bir yumurtanın sarısı. Akını hamura koyacağız. Bir kaşık tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Biraz da yağımız var. Üzeri için çörek otumuz, susamımız, bir de kuru mayamız var. Hadi şimdi buyurun başlayalım. Mayamızı koyduk. Şimdi biraz sıcak su koyalım. Bir tatlı kaşığı da şekerimizi karıştıralım. 5 dakika dinlensin. Kapağını kapatalım. Mayamız 5 dakika dinlendi. Homojen bir kıvam aldı. Şimdi kalan ılık suyumuzu ilave ediyorum. Bir bardak sütümü, ılık sütümü ilave ediyorum. Bir yumurtanın akını, sarısını üzerine koyacağız. Yarım bardaktan çok az da sıvı yağımız var. Onu da ilave edelim. Burada elediğim 4,5 bardak unum var. Bunu yavaş yavaş ilave edeceğim. Hepsini dökersek bakarsın unun kalitesine göre koyu olur. Bir yarım bardağını ayırayım. Yumuşak bir hamur olacak. Anneanne ben de karıştırayım mı? Karıştır. Şimdi toparlayalım. Elimizle yoğurmaya başlayalım. Fulya'cığım bunu koyar mısınız? Gayet yumuşak bir hamur olacak. Pidemiz yumuşak olsun. Unumuzu da ilave edelim. Toplamda 4,5 bardak. Unumuz iyi geliyor. Hamurumuz gayet güzel oldu. Yumuşak bir, ele yapışmayan bir hamur oldu. Gayet. Bir saat ılık o yerde gelsin mayası. Ondan sonra pidemizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi kapatalım. Bir saat sonra başlarız. Arkadaşlar, mayamız bir saat dinlendi. Gayet güzel kabarmış. Havasını alalım. Şimdi elimi sıvı yağa batırıyorum. Hamurumuzu şey yapıyoruz, koyalım. Porsiyonluk olarak ayıralım. Elimize yapışmaması için sıvı yağıyla ıslatıyorum elimi. Şimdi biraz bu kabarsın. Tepsi mayası biraz gelsin. Bundan sonra malzemelerimiz hep beraber koyarız. Şimdi tepsi mayamız geldi. Şimdi şekil verip pizzamızı hazırlayacağız.
Harika bir kahvaltılık. Çocukların bayıla bayıla yediği pizzalardan. Porsiyonluk olarak yaptım ben. Biraz peynir koyuyorum. Şimdi sucuklarımızı koyalım. Pandemiden dolayı hiç dışarıdan almaya gerek yok. Harika bir pizza poğaça oluyor. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Biberimiz var. Üzerine süslemek için domateslerimizi koyabiliriz böyle. Şimdi bunun kenarlarına yumurta sarısı süreceğiz. Süt, yağ, yumurtanın sarısı karışımını. Daha önceden ısıtılmış fırına koyacağız. Arkadaşlar biraz ben de susam ekmeği seviyorum. Çocuklar da seviyor. Daha güzel oluyor böyle. Fırınımızı 10 dakika ısıtıp ondan sonra koyacağız pizzalarımızı. Önceden ısıtılmış fırına koyuyoruz pizzalarımızı. Pizzalarımızı alıyoruz. Porsiyonluk pizzalarımız hazır. Biraz üzerini kapatalım, yumuşasın. Pizzamız ılıdı. Bir bakalım şimdi. Pamuk gibi oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.